Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, Kayseri'de olduğumuzu ve Kayseri'nin çeşitli mekanlarından görüntüler aktarıyoruz. Ve Erciyes'te başladık ve devam eden görüntü ve görsellik şölenle pastırma ve sucuk diyarı, değerli bir dostumuz, değerli bir Kayseri'li abimizin yanına, mekanına ziyaret olduk. Ziyaret yaptık, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmet abi. Adım. İsmet abi, Kayseri'nin insanları iklimi soğuk olsa da oldukça sıcak. Evet. Ve ticaret de gerçekten çok iyi biliyorlar. Şu anda pastırma ve sucuk merkezindeyiz. Burayı biraz anlatır mısınız? Neden pastırma, neden sucuk da ünlü Kayseri? Abi işte her yörenin bildiğiniz gibi bir yöresel şeyler var. Burada da çok eskiden dayanıklı pastırma sucuk geliyor. Artı bantı yani. Pastırma sucuk Kayseri'de biliyorsunuz öncülü. Yani dışarıdan gelen insanlar veriyoruz, alıyorlar. Yani herkes memnun. Yemesi güzel. Ne bileyim nasıl yani? Nasıl bir şey anlatacağım? Anladım. Şimdi yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen dostlarımız var. Hiç şüphesiz mekana sipariş veren ve uzaktaki insanlara sipariş yöntemiyle çalışıyor musunuz? Tabii tabii. Yani buradan gelen müşteriler kartımızı veriyoruz. Diğer müşteriler aracıyla şeyimiz yok, adresimiz yok ama gelenler kartımızı verdiğimizde memnun kalıyorlar, telefon açıyorlar, bize şu ürünleri diyorlar, biz ürünleri gönderiyoruz, biz de sonra adreslerine teslim alıyorlar. Yurt dışı yok bu, yurt içinde. Yurt içinde? Yurt içinde ne olursa olsun kargo ile gidebiliyor yani, gönderebiliyorsun. Kayseri'de özellikle yöresel hani derler ya, Kayseri'ye gittikten sonra öncelikli olan ne yersin dediklerinde mantı birinci derecede tavsiye edilir. Diğer türlü pastırma ve sucuk zaten gelirken hediye olarak alınır denir. Ve onlar sürekli yenen, Kayseri'de tüketilen ürünler hiç şüphesiz. Başka ne tavsiye ederiz? Yani mantı, sucuk, pastırma. Bir de çemen var yani. Çemen. Kayseri'nin en çok tükettiği çemen. Onun harici yani diğer ürünler nedir de var. Yani Kayseri'ye özgü olup bunun dördü. Anladım. Peki İsmet Bey, son olarak toparlamak adına şunu soruyorum. Genelde iş yoğunluğunuz ne zamanlar? Mevsimsel olarak değişiyor mu? Yani eskiden kış mevsiminde oluyordu. Şu anda 1-12 ay var yani. Şeye diyordu, dışarıdan işte gelen misafirlerimiz geliyor, alışveriş yapıyorlar. Erciyes'in biliyorsunuz, evet. Fakültelerin çoğu olması Erciyes'in. Yani bunların bayağı bir katkısı var Kayseri'ye. Gelen şeylerde insanlar da alışverişlerini yapıyorlar. Yani bir şeyi yok. Biraz Almancı döneminde 150 gibi artış oluyor. 2-3 ay. 7-8-9. Onun harici normal yani. Her evet. Onun evet. Satışımız. Evet. İsmet abimize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Çok sıcak, o kadar iş yoğunluğuna bize zaman ayırdı. Kayseri'de olmak gerçekten güzel. Mantı diyarı, pastırma ve sucuk diyarında. İstedik ki bir dostumuza, bir dostumuzun mekanına konuk olalım. En azından bu görsel şöleni de sizlere aktaralım, izlettirelim istedik. Bu güzel ortamı da İsmet abinin mekanında gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederim. İlgisine ve alakasına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Pastırma, sucuk ve mantı diyarı olan Kayseri'den gezimiz ve turumuz devam ediyor.